Evet. Emre. Çok güzel oldu valla. Bu kadar bekledin valla. Ben hoş çektim. Bravo. Başka ne yapalım? Ne yapalım abi? Arkasını çektim. Hadi ağzına sağlık. Trollediler. Carweiser, Fahir ve Motor 1 Onur Koray. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan herkese merhaba. 29 Haziran Çarşamba günü Danimarka, Kopenhag ve Türkiye İstanbul eş zamanlı global toplantıyla arkamda gördüğünüz yepyeni bir model olan Citroen C4X tanıtıldı. Ama CEO İstanbul'daydı. Bizi tercih etti. Şimdi otomobilin tüm ayrıntılarını sizlere bu videoda sunacağım. Bu gördüğümüz elektrikli versiyon, bu gördüğümüz içten yanmalı motora sahip versiyon. Hemen şöyle başlayalım tasarım ayrıntılarıyla. 4.6 metre uzunluğunda bir otomobil. Fastback tasarıma sahip. Gerçi bagaj kapağı birazdan açarız. Sedan gibi açılıyor ancak kupe tasarımlı bir fastback olarak açıklandı. Dediğim gibi 4.6 metre uzunluğa sahip. Çok şık gözüküyor. Yani yandan gerçekten beğendim otomobili. V şekilli ışık imzası hem önde gördüğünüz gibi şu şekilde hem de arka tasarımda yansıtılmış durumda. Anamur Medya YouTube kanalında kısa bir süre önce bildiğiniz gibi Fransa'da kullandığım C5 Aircross makyajlı versiyonu yayınlamıştım. Onda ilk kez göstermişlerdi V şekilli bu gündüz farları ve stop lambalarının ışık imzasını. Arka tarafta çift egzoz çıkışı var. Air bump Citroen'lerin zaten olmazsa olmazlarından bu araçta da devam ettirilmiş durumda. Jantlara şu şekilde bakalım. Ön tasarıma bir bakalım. C segmentinde yer alıyor bu otomobil. Biliyorsunuz bir de bunun bir üst segmentinde C5X tanıtılmıştı. O Türkiye'de satışa sunulmadı. Ancak bu araç 2022'nin yani bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Şöyle bir tavanını da gösterelim. Açılır cam tavan var. Açılıyor mu açılmıyor mu? Daha doğrusu birazdan bakarız. Panoramik cam tavan var. Köpek balığı sırtı şeklinde anten. Arka tasarıma bakalım. Otomobilde içten yanmalı motorlar olarak Türkiye'de satışa sunulacaklar arasında 1.2 litrelik benzinli 100 beygir. O manuel olacak. 1.2 130 beygir EAT8 tam otomatik şanzımanlı olacak. Ve 1.5 dizel otomatik de gelecek. Ayrıca birazdan bakacağımız şu elektrikli versiyon da Türkiye'ye gelecek. Şuradan açalım bagajı. 510 litre. Şu şekilde göstereyim sizlere. 510 litre. Çok 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 yüksek kapasiteli bir bagaj var. Şöyle göstereyim. Aydınlatması var üst tarafta. Yani karanlıktan algılayamadı ama bayağı ileriye doğru gidiyor. 510 litre. Şu şekilde göstereyim. Evet. Açıldığında yandan bu şekilde gözüküyor. Bagajdan içeriye erişim yok. Ve camla beraber de açılmıyor. Bagaj kapağı bu şekilde açılıyor. Bakalım burada herhangi bir tutamak var mı? Evet şurada var. Şu şekilde bagajı kapatabiliyorsunuz. Bu hemen göbekte Citroen yazısı ve piyano siyahı şeklinde tasarlamışlar. Citroen amblemi. Aracın adı söylediğim gibi C4X. İsterseniz iç mekana geçelim. Gövde rengi kapı kolları var. Tavan siyah bu arada. Tavan rengi dış dikiz aynaları var. Ve tabii ki sinyallere de sahip tüm modern otomobillerde olduğu gibi. Kapı içine bakalım. Kapı içi yumuşak plastik. Buralarda deri. Evet kol koyduğunuz yer de güzel. Büyükçe bir eşya gözü var. Bir tane hoparlör. Tabii ki dört cam elektrikli. Aynalar elektrikli ve katlanıyor tabii ki. Tüm Citroen modellerinden tanıdığımız özellikler. Şurası da güzel. Kumaş. Koltukları göstereyim. Koltuklar Citroen'de meşhur bildiğiniz gibi Advanced Comfort adı altında ileri düzeyde konforlu koltuklar. Sünger yapıları tabii ki ona göre ayarlanmış durumda. Tasarımı da güzel. Bu araçta deri koltuklara yer verilmiş durumda. Burada head-up display var. Anladığım kadarıyla araçta onun kumanda düğmeleri, direksiyon ısıtması var. Buna iki kere basınca bagaj açılıyormuş. Far yükseklik ayarı, bir tane de kart koyma yeri var burada. Burada kapatılıp açılabilen bir havalandırma kanalı var. Tabii ki yönlendirilebiliyor. Aracın içine bir binelim. Ve özelliklere bakalım. 3 kollu ama şu kol bayağı bir kalınmış. Piyano siyahı. Direksiyon simidi var. Şu an araç çalışmadığı için tabii ki döndüremiyorum. Kilitli.
Üstünde çeşitli tabii ki elektronik sürüş destek sistemlerinin kumanda birimleri. Burada da sesli kumanda, Bluetooth telefon, diğer özellikler var. Önümde bir tane hayalet ekran var. Şu an açık değil. O yüzden tam gösteremiyorum sizlere ama burada siperliği var. Head-up display de var. Az önce burada ayar düğmelerini göstermiştim. Burada ilk kez bu modelde yer aldığı söylendi basın toplantısında. My Citroen Drive Plus adlı bir ekran var. Güzel yere konumlandırılmış. Hani sürüş sırasında her zaman söylüyorum ya, gözünüzü yoldan ayırmadan kumanda edebilirsiniz. Yeri güzel. Şurada fiziksel bir düğme var. Ses açma kapama. Burada ana sayfa düğmesi. Burada da herhalde araç ayarları düğmesi. Altta havalandırma kanalları. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim tip. Tek büyük bir düğme olarak tasarlanmış. Hemen altında merkezi kilit düğmesi var. Bu arada şurası iki katlı yapılmış. Evet, şu şekilde hem üstü hem altı yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca açılıp kapatılabiliyor. Koltuk ısıtmalarını görüyorum. Burada ayrı birim olarak klima butonları tasarlanmış. O da güzel bir özellik. Eskiden bunun içine koyuyorlardı. Kullanımı zor oluyordu. Start stop düğmesi burada. Motoru buradan açıp kapatabiliyorsunuz. 2 adet USB girişi var. Burada kablosuz şarj ünitesi anladığım kadarıyla. Burada bir eşya gözü. Yani ya bu eşya gözü ya bu. İkisinden biri kablosuz şarj. Burada 12 voltluk giriş var. Burada bir eşya gözü daha var. Vites seçicisi var. EAT 8 şanzıman var bu otomobilde. PRND ve M konumları var. Ayrıca direksiyon simidinde kolcuklar da var. Buradan manuel olarak vites değiştirebilirsiniz. Dry mode düğmesi tabii ki eko, konfor, spor arasında seçim yapmanıza imkan tanıyor. Burada üstü şöyle açılıp kapatılabilen bir bardaklık var. Çift bardaklık. Elektronik park freni. Burada üstü ileri geri kayan ve deri kaplı bir kol dayama var. İçi yeterli genişlikte ve yumuşak malzemeyle kaplı. O da güzel. Burada bir tutamak var. Siperliklere bakalım. Kart koyma yeri var. Aydınlatması da var. Gayet güzel. Burada aydınlatmalar var. Şu an tabii yanmıyor. Elektrik bağlantısı yok araçta. Evet. Cam tavan açılıyormuş. Onu da gördük. SOS butonunun hemen yanında cam tavanın açılma düğmesi var. Perdesi şöyle manuel olarak açılıp kapatılabiliyor. Muhtemelen şuraya kadar açılıyordur cam. Torpidoya bakalım. Şuradaki düğmeye basarak çekmece şeklinde açıldı. Güzel. Buraya tablet bilgisayar koyabilirsiniz. Evet, çekmece şeklinde. Altta başka torpido var mı? Evet, altta da varmış. Evet, iki tane. Çok güzel. Bir tane burada çekmece şeklinde. Bir tane de burada çift torpido var. İşlevselliği arttırdı tabii ki. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Burada da aynı siperlikten var. Burada bir tutamağa yer verilmiş durumda. Gelin isterseniz bir de arka koltuk sırasını inceleyelim. Şöyle kapı içi, buralar sertleşti ama şuralar yine yumuşak. Tabii ki eşya gözü biraz küçüldü. Camı deneyemiyorum, onu aracı teste aldığımızda deneriz. Şu şekilde bir bakalım. Kol dayama var. 2 adet bardaklığa ve bir eşya gözüne sahip. Isofix bağlantıları. Şurada fermuar var. Fermuarı açtıktan sonra ulaşabilirsiniz. Buralarda cepler var. Şaft tüneli yükseltisi. Şöyle bakalım, biraz karanlıkta kaldı ama şu şekilde nasıl göstereceğim sizlere. Şuraya kadar geliyor. Maalesef yok değil. Burada havalandırma kanalları, 2 adet USB girişi var. Şurada bir tutamağa yer verilmiş. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığında yer kaplamaz. Yukarıda aydınlatma var. Cam tavanı şöyle göstereyim. Panoramik dedim ama buraya kadar gelmiyor. Gerçi gelmemesi iyi, buraya da aydınlatma konabilmiş. Ön koltuğu ayarlamamıştım ama toplantıda demişlerdi zaten, diz mesafesi sorunsuz. Gayet güzel bir diz mesafesi var. Bir de baş mesafesine bakalım. Yatay olarak elim girdi. Biraz kısıtlı diyebiliriz. Evet, şöyle arkadan öne bir gösterelim. Ve artık test sürüşünü bekleyeceğiz bu yılın son aylarında. İçten yanmalı motora sahip versiyonu çektim. Bir de isterseniz elektrikli versiyona gidelim. Onun içini çok detaylı çekmeyeceğim ama tabii ki şurayı çekmekte fayda var. Ve bilgilerini vereceğim tabii ki size. DC şarja uygun. 30 dakikada %80'e kadar doluyor. 100 kW'lık bir motoru var. 136 beygir yapıyor. 360 km menzil öngörülüyor. Onu tabii ki gerçek hayatta denemek lazım. 50 kWh batarya kapasitesi var aracın. Şu şekilde onu da göstermiş olayım. EC4X adıyla geçiyor bu model. Şu şekilde
sıfırdan %100 elektrikli bir araç olarak tasarlanmadığı için ön kısım hemen hemen aynı. Zaten şaft tüneli yükseltisi olmasının sebebi de o. Yoksa biliyorsunuz orası düz olurdu. Şöyle bir tabii ki elektriğe gönderme yapan logosu var. Şarj kapağını göstermiştim. Ayrıca model adı da şurada şu şekilde farklı olarak E eklentisiyle yazılı. Evet. Bu şekilde bir ilk inceleme videosunun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.